Şimdi canlar, geleneklerimiz, göreneklerimiz, evet çırak yapacağız, çırağımızı yakacağız. Al de bir tane çırakları yak evladım. Eyvallah Eren'e. Misafirlerden Muhammed nasip almadık, yani. Vatandaş varsa dışarı çıksın. Yok. Evet. Bismillah, Allah Allah. Eşiğine baş koydum ben canı ser. Tutup olayım güzel. Ses yok. Eşiğinde sahilim bir acettir. Ben fakire kılasın hoş bir nazar. Recep Ali Muhammed Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Rahul Önde selam olsun. Ya Muhammed. Birimiz üstadımız hünkâr acıbetler şüphedi. Bercemal Muhammed Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Rahul'a selam olsun. Allah'ın seyirine. Gelenler de Muhammed. Gelsin yerine otursun gelenler. Bismillah Allah Allah. Dar-ı Mansur'da bırakma ya Rabbi ya Resulullah. Ya Allah ya Muhammed otur, ya Ali. Birimiz üstadımız hünkâr acıbetler şüphedi. Cemal-i Muhammed Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin Ali Rahul Önde selam olsun. Ses çıkarma. Bismillah Allah Allah. Sır cemali dost bi ve ehi adem utbi fi hert mirav eles çar köşeyi post. Aynı cevherenlere büyü dost. Cemal-i Muhammed Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin Ali Rabbine Önde selam. Hüseyin geçer oturduk ses çıkarmasın. Hüseyin bacı Hüseyin geçer. Bismillah Allah Allah. Kaşlarım mihraba karşı biz niyaza gelmişiz. Kıbla gördük anın için biz namaza gelmişiz. Kıbla yakın penahım sizsiniz. Ey mürşidimiz, biz bir çareyiz, size çare saza gelmişiz. Peygamber-i Muhammed, Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Rabbilen de selamet. Bismillah, Allah Allah. Ve illahi ve maşrubu ve mağrubi. Ve inaba tüvelli fesemme neçurullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Simahü vücuhü min esseri vücud. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali. Ya Rabbi Bekbaşı. Yakmış olduğum çıraklar kırklar cemiyinde kabul ve makbul olsun. Hazreti Ali Efendi kendine memnun kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lâne meleketi yüse lâne âliyü nebiye ya ellezine amin. Selim ol. Teslim ha. Teslim. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Rabbi. Bismillah Allah Allah. Ya ve lezine amin. Misal-i Hüseyin'ime teslim aldı. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali. Bildiğimiz üstadımız. Gel Hacı Bektaş'ı verin. Bismillah Allah Allah. Eyledim dergahı Hakk'a niyaz. Kıldım erenler huzurunda namaz. Aydem çeren ve ruşene hem erenler dergahı olsun ziya. Ercemali Muhammed, Kemal İmam Asa, İmam Si, Ali Rabilam'da selam. Bismillah Allah Allah. Çeren Nur-u Muhammed Ali'den doğuptur şems ilama. Fakir de bir zerre alam. Destur Allah eyvallah. Recmali Muhammed Kemal İmam Hasan İmam Hüseyin Ali Ravlem'de selam. Bismillah Allah Allah. Şem-i tevhik-i hidayettir yüzü. Sureti Hak'tan işarettir yüzü. Ehli terhide beşarettir yüzü. Haccı Erham ziyarettir yüzü. Kıble-i Erbab-ı Tağut'tir yüzü. Maz-ı Kur'an'dan ibarettir yüzü. Hem bidayet hem nihayettir yüzü. Bercevani Muhammed Kemal İmam Asar, İmam Hüseyin, Ali Rabilem'de selam. Muhammed. Bismillah Allah Allah. Allah dost, aşıklar, sadıklar, yanıklar, uyanıklar. Sakinane, ayinin cemalenleri, gül cemalenlerine aşk olsun. Aşk olsun. Olsun. Ali, geri gel. Çırağın evliyan mı? Tamam, dur. Bismillah Allah Allah. Çırağın evliyan nur-u semahat. Ki bu menzilde ol tüyünü münacat. Kaçan kim ruşen oldu kıl niyazı. Ver Muhammed Ali'ye canına selavat. Allah'a selavat. Allah'a selavat. Allah'a selavat. Allah'a selavat. Allah'a selavat. Allah'a selavat. Bismillah Allah Allah. Çerev Ruşen, Fahri Dervişen, Yemi Alişen, Himmeti Piran, Piri Horasan, Müşahat-ı Meydan, Ercemali Muhammed, Kemal İmam Asa, İmam Hüseyin, Ali Rabilem'de selam. Allah meşhur ya Allah, selam Muhammed. Bismillah Allah Allah. Seyyid-i Saadat, Muhibbis Saadat, Mücesai mevcudat, Şefi yevmül arasat, Alimin sırrı, Velaviyat Muhammed Mustafa'a selavat. Cemal-i Muhammed Kemal-i Muhammed İsmail Hüseyin Ali Rabilem'de selavat. İnşallah Allah, Seyyid-i Saadet, Muhibbi Saadet, Mücesai mevcudat, Şefi yevmül arasat, Alim-i sırrı, Velaviyat Muhammed Mustafa'a selavat. Bismillah Allah Allah, Seyyid-i Saadat, Muhibbi Saadat, Vilesai Mevcudat, Şefi-i Mülarasat, Alim-i sırrı, Velaviyat Muhammed Mustafa'a selavat. Ali Muhammed bin Ali Hamasar bin Hüseyin, Ali Muhammed'e selavat.
Geçin geçin. Hele şuna boş bak. Kapıyı mı yavrum boş. Şimdi beni altına. Şuraya bir açın bunu. Ali. Bismillah Allah Allah. Çerah-ı Nuri Muhammed Ali. Ruşen olmuş ezeliden ezeli. Aynül cem olup kanuni evliya kaide inkar acı bektaşı verir. Orası boş bırak. İmam Hasan İmam Hüseyin'den oldu envariyet tecelli edecek. Ercemali Muhammed Kemal İmam Hasan İmam Hüseyin Ali Rabbilan'da selavat. Bismillah Allah Allah. Çün çerahı fahri uyandırdık vidanın aşkına. Seyyidirken ve Muhammed Mustafa'nın aşkına. Hem Hatice hem Fatıma hayır insanın aşkına. Sakül Kevser Ali'l Mürteza'nın aşkına. Şah Hasan Şah-ı Hüseyin Kerbela'nın aşkına. 12 vilayet pişivanın aşkına. Şardır Masum Pak Ali Aba'nın aşkına. Hazreti Kutbiye'nin Evliya'nın aşkına. Haşredeki Ansın Yakası'nın aşkının aşkına. Ve Cemal-i Muhammed Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Rabilen'de selam etsin. Erenlerden aklı hayırlı himmet dilerim. Şeyyan lillah, Allah eyvallah. Ve Cemal-i Muhammed Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Rabilen'de selam. Allah Allah. Bismillah. Allah 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 Allah. Akşamlar hayır ola, hayırlar fethi ola, şerler def ola, onu yapmanın himmeti üzerimizde hazır ve nadir ola. Eller bizi 12 imam katarından, didarından ayırmaya, nefsimiz, ruh, mutfumuz, can bula. Allah Allah. Allah Allah. Hak gelenler iftiradan saklayıp göğsümüz bekçimiz ola. Diyarlarımız kabul ola. Nur-u Nebi Kerem'i Ali, Pirimi Sünker Hacı Bektaş-ı Veli. Hazır, gayet, zahir, batın, himmeti, ullalar üzerimizde hazır ve nazır ola. Yakmış olduğum çıraklar kırklar ceminde kabul ve makbul ola. Gerçekler cemine, cömertler cemine, hizmetinin makbulünü hücre-i hücre. İsmişah Allah Allah, batıl iken çere Nur-i Ahmet, zafir-i şems-i mah-i Muhammed. Ercemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Rabbilen'de selam. Muhammed. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali Kulimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. İsmişah Allah Allah. Lillahi vel maşruq vel mağrub feynama tüvelli fesemmene çurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ali, yine bir üstadın hünkâr acı bektaşı verin. Bismillah Allah Allah. Ya huvellezine ana misali ve selime teslim aldım, teslim verdim. Ya Allah, ya Muhammed. Ya Ali, yine bir üstadın hünkâr acı bektaşı verin. Hizmetlerin mahbul olsun, eyvallah. Kabul olsun kırklar cemelle. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Hünkar Hacı Bektaş Veli. Ya Muhammed, ya Ali, ya Ali. Yakmış olduğun küraklardan şafak olsun. Babalar cümlenize eyvallah. Nasıl olsun? Hizmetin kabul olsun. Canlar, hepiniz biliyor, yolumuz yani dört kapı kırk makam var. Şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı, hakikat kapısı. Şeriatta Adem oluyor, tarikatta yol oluyor, marifatta kemal oluyor. Hakikatta yer, anam, gök. Yani hakikat deyince Allah'a çıkıyor. Evet, fakir sizlere dört kapı, 40 makamı burada izah edeceğim. Evet.
Ezelin evvelisi, evvelinin ahiri Allah Muhammed Ali'nin yolundan Fatıma'nın neslinden bizler ayırma ya Rabbi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleymana, innehu bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Madi alül musrül, acayibi ve garibi, tecitti ve amne lâke finne, vâibi li illallah teâlâ hacettü. Ütüke min küllü hemin ve gammin siyendir bir şan üretike. Ya Allah. Ve bin üretike ya Muhammed. Allah. Ve bir sırrı vilayetike ya Ali. Allah. Kadınların serdarı olan ya Fatıma. Allah. Selman Baba Sultan, Cafer Baba Sultan. Bu efendilerin bizleri güdük gözlüğe saklayıp bekleye kıldığımız namazlar, yaptığımız ibadetler kırklar ceminde kabul ve makbul olan vaktimizin hayrı gelen gerçekler cemine, cömertler cemine hizmetlerin makbulüne hücelim diyor. Canlar cümleten cümle ya. Vakıtların hayır olsun. Bu bizim erenlerim, bizim şerefimizdir ha. Bismillah, Allah Allah. Kolumuz dolu, yardımcımız Şah-ı Merdan Ali. Allah. Güzel erkanımız İmam-ı Cafer Salih Gül. Şah Kızıldeli. Kızıldeli Sultanı, Akdeniz Sultanı, Hümetleri Hazır Kerimler var ola. Allah. Gerçekler de mercumatla cemel edelim. Allah. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali, üfler nur olsun ya. Ya Ali. Ya Hasan, ya Hüseyin, gümleniz. Ya Hasan, ya Hüseyin. El verir canlar. Hadi bak. Bura bardak ver, ne var? Kıştır, bardak ver. Beşler nur olsun. Beşler nur olsun. Kırklar cemeninde gümleniz bir olsun canlar. Arap pantolonu devirde alayım. Allah. Bismillah. Allah. Nur ola, sır ola. İşte Rabben tavır ola. Allah. Gittiği yerlerde kan kutsa görmeye. Allah. Olsun, taşmasın, şartsın, eksilmesin. Allah. Mesleğimiz ola. Hızır diye sultan. Hizmetleri, kerametleri üzerimize sahiban ola. Allah. Gerçekler de mevcum, atla cemal gönlüm. Erenler sabah acı matan rahat olun. Hadi Kerem. Kerem'de otur bakar mı? Bismillah, Allah. Cümle hizmetlerimi kabul eyle ey Garnişah. Bir hakkı Ali Ağa, Ali Dergahı, Hüseyin-i Kerbela. Bu dergahtan, bu hizmetten ayırma ey Garnişah. Allah. Cümle hizmetlerimin haklı hayrısını şeyh himmet ederim. Allah eyvallah, yüdoz. Allah. Dağlarımız dindar ola, muratlarımız sasır ola, isteklerimiz fethi ola. Allah. Mümetler cemine, hizmetlerimizin makbuluna hüdyelim. Ya Allah.
Allah 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 İsmiş ha Allah 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 ve yut imunette taama ala hubbihi miskinen yetimen ve esire inneme mutum müküm livetkülle la nurdu mümküm yiyenlere afiyet yedirenlere bereket insanına hürmet soframıza şöhret gerçeğe hü soframız tıkla cemine kabul ve makbul olsun. Erenler sorayım, Yunus'tan rahat olun. Buyurun Muhammed Ali sonrasına. Yiyin. Yiyin canlar. Ya. Yusuf'u var. Ya. Cümleten hoş geldin hadi. Buyurun. Ha, dur. Hüseyin bura bir kavurma. Bir kavurma, bir pilav. Değil mi Ceren'e? Hayır, bir kavurma gelecek. Bir post gelecek değil mi? Bir post, bir kavurma. Aşk olsun, gelenler sonraya. Buyurun canlar, yiyin. Yarattıysan sen ver benim rızkımı, doğru yollardan çekme beni. Mürşid o yandan almış nazarı, dili şeker dudakları bağlasalar. Aşk olsun. 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 Değil mi? Güzel, gerçek güzel. Ver enna! Aşk olsun. Aşk olsun. Buyurun, yiyin, Eren Ersevay'a. Evet, evet. Değerli canlar. Biz yıllardır Yusuf Babası'nı, Ali Sümer Babası'nı falan 30 senedir dinlediniz, muhabbetler ettik. Bugün tabii bir şanslı tarafımız var. Çok sayın dostum, araştırmacı Yandar Hocam, Esat Korkmaz aramızda. Belki sen de yani açmış olayım. Evet. Bak yine bak. Evet, canlar. Dinle hocam da dinle. Hepinizi selamlar. Biz mihmanız ama... Aslında. Aynı canım. Aynı canım. Evet. Bir kısmınız beni tanıyor, bir kısmınız tanımıyor. Erenler tanıştı zaten. Onun dışında bir şey gerekmiyor. Dilerseniz ben de kendi kültürümüz, felsefemizle ilişkin olarak birkaç şey söyleyeyim. Şimdi burada Cem'de, babaannelerde anlattı sizlere. Alevi'nin, Bektaşiliğin öğretisi, yani fizik, kimya gibi bilimsel yanına biz yani dört kapı kırk makam adamız. Kapı kırk makam Hacı Bektaş Veli'nin adına bağlanmış bizim eğitim programımızdır. Biz o eğitim programımızı Cem'lerde, Cem'i yöneten, Cem'i tutan dedemizin, babamızın, çelebimizin birinden dinlemeye çalışıyoruz. Ama artık yazılı kültür durumuna gelme aşamasını yaşadığımız için artık bizim gibi aydınlarınızdan da bu konuları dinleyeceksiniz ve dinlemek durumundasınız. Eğer Aleviler ve Bektaşlar aydınlarına kulak vermezlerse, eyvallah, çok açık olarak söylüyorum. Eyvallah. Artık geçmiş dönem değil.
bin adım yöne atamazlar. Geçmişte bizim kültürümüz sözel olarak taşındı. Babadan oğula, dededen torunu anlatılarak bize kadar geldi. Şimdi babalar çocuklarına, dedeler torunlarına anlatacak kadar bilgili değil her zaman. Çocuklar da kabul edecek bir şey yok. Artık nasıl geçmişte dede, baba, çelebi, rehber, bunlar yolun öğretmenleri idiyse, bugün aydınlarımız da yolun öğretmenidirler. Böyle algılamamız gerekir. Eyvallah Erenler. Ben özellikle tabii dört kapı kırk makamı tam olarak anlatacak değilim ama ben önemsediğim bir iki noktasına değinmek istiyorum. Hacı Bektaş Veli her kapıya 10 tane makam eklemiştir. Bunlar aslında eğitim aşamasıdır. 4 tane kapı, 4 eğitim aşaması. İşte şöyle söyleyebiliriz. İlkokul eğitim aşaması, ortaokul eğitim aşaması, lise eğitim aşaması, üniversite eğitim aşaması diye. Her kapıya 10 makam ekliyoruz ya, bu da 10 sınıf gibi düşünürüz. 10 yılda işte bir i̇şte kapıyı tamamlayacağız. Çağlar Önder'i bayılıyor. Evet. Şimdi burada çözümlenmesi gereken şeylerden birisi şu arkadaşlar. Aleviler, Bektaşlar, şeriata karşı mıdırlar arkadaşlar? Karşı mıdırlar? Karşı mıdırlar? Kan bedeli demişler midir? Ödemişler. Ödemişler mi? Ederler. Hem de yüz binlerle, milyonlarla kan bedeli. Peki şeriat ne arkadaşlar? Şeriat ne? Ben size söyleyeyim. Gökyüzünden yeryüzüne indirildiğine inanılan Tanrı buyrukların toplamına şeriat denir. Şimdi ben başka türlü konuşamam. Ben neyim? Ben aydınım. Demek ki benim dilim böyle. Aslan Yüzyılan Bektaş'tan dili de böyle. Gökyüzünden yeryüzüne indirilen Tanrı buyrukların toplamına şeriat denir. Karşıysa ben buna karşıyım demektir. Yok ben öyle demek istemedim de öyle değil. Karşısan karşısın. Şimdi sorun şu. Eğitim programının, yani Hacı Bektaş Veli'nin adına bağlanan eğitim programı birinci kapısının adı da şeriat. Acaba karşı olduğun şeriat mı? Buradaki şeriat aynı şeyden mi söz ediliyor yoksa farklı bir şey mi? Önce bunu çözümlemek durumundayız. Dört kapı kırk makamın ilk kapısı, şeriat kapısındaki şeriat, sünni anlamda algılanan ve anlatılan şeriattan farklı bir şey. Tam karşıtıdır. Alevilikte şeriatın dört anlamı var ama ben üçünden söz etmeyeceğim. Çünkü onlar biraz felsefi, anlaşılması biraz zorluk içeriyor. Sadece eğitim programında anlatıldığı kadarıyla Alevilikte Bektaşilikte şeriat dinlenen yol bilgisi, yol erkanı edebi anlaşılır. Yani şeriat dediğin zaman yolun bilgisi demektir. Tarikatın yol bilgisi. Olur. Tarikatın yolun bilgisi demektir. Tarikatın şeriat bilgisi demektir. Senin için şeriat budur. Bir de şimdi namaz terimi Aleviliğin Bektaşi'nin özgün yapısında yoktur. Niyaz var. Niyaz var. Baskı sonucu, toplumsal baskı, açık baskı, gizliliğe baskı sonucu namaz niyaz biçimine, niyaz namaz biçimine dönüşmüştür. Şeriat kapısının üçüncü makamda ibadet anlatılır. Şimdi Aleviler, Bektaşlar da önemli bu. İbadetini bilmek önemli. Burada temelde üç ibadet biçimi var. Ben onlardan kısaca söz edeyimizde en üstte yer alan ibadet biçimi insanın gönlü Tanrı'nın evidir. Eyvallah. Evidir. Konutudur. Eyvallah. Bir Bektaşi bir Alevi ibadet etmek istediğinde Tanrı'yı kendi evinde misafir etmesi gerekir. Yani gönlünde eyvallah, onu misafir etmesi gerekir. Bu işin bir yanı. İkinci yanı, misafir ettiği konukla muhabbet yapması gerekir. Yani Tanrı'yla muhabbet yapması gerekir. Bunu bilim diline çevirirsek şu demektir bu. İnsan sürekli kendisini sorgular olmak, kendisini eleştirir olmalıdır. Hatasını yakalayacak, tekrar onu yapmamaya çalışmalıdır. Tanrı'nın evi kıbledir. O zaman demek ki Alevilik bekti, Aleviler Bektaşiler, Şimdiler gibi ve Ortodoks inançtaki diğer kesimler gibi Mekke'ye ya da Kudüs'e dönerek ibadet edilen bir kıble halkı, kıble topluluğu değildir.
Nerede dedin? Kıble? Tarım evi. Tarım evi neresi? İnsanın gönlü. Demek o zaman. Ben hiçbir yere sürüm var mı? Evet. Birbirimize dönerek. Birbirimizi kıble ederek ibadet yapıyoruz. İkinci ibadet biçimi. Bizim şu anda ibadetin bir parçası ama şu anda yaptığımız şey bir ibadet. Yani bir konferans olabilir, bu panel olabilir, bir muhabbet toplantısı olabilir, bir araya git konuşma da olabilir. İşte annenevi evet, çeşit. Olabilir. Buna eski, genel kulak abdesti alma, kulak abdesti verme yoluyla bilgilenme. İnsanların karşılık olarak birbirini eğitmesi gelir ki bu da bir ibadet biçimidir. Üçüncüsü ise cem dediğimiz ibadet biçimi. Bu cemin biliyorsunuz geçmişte üçlü bir yapısı vardı, yani üç bölümü vardı. Birinci bölümünde, cemin birinci bölümünde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı işleri yapıyor bölümünde insan arkadaşlar ya da bu ibadete katılanlar. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı yasa çıkarıyor ama geçmişte sözel kültür olduğu için Aleviler ve Bektaşlar bu cemin bu bölümünde yazısız ama yaptırım olan kuralları, ilkeleri alt alta sıralıyorlar. Yani yola giren insanın uyacağı kurallar cemlerde saptanıyor. Yürürlükten kaldırılması gerekenler de kaldırılıyordu. Yenileri konuyordu. Yaşam nasıl değişiyorsa bunlar öyle bir değişim süreci içerisinde gidiyordu. Bir ikinci bölümü vardı. Bu da adli diyebileceğimiz bir bölümdü. O zaman Aleviler, Bektaşiler devletin mahkemelerini tanımadıkları için kendilerini kendi cemlerinde sorguluyorlardı. Niye? Çünkü bölüm ya daha çok bugün Türkiye'de şu anda cem tutuyor dediğimiz zaman yaptığımız cem aslında cemin üçüncü bölümü. Üçüncü bölümü. O nedenle cem yeniden üçlü bölüme kavuşturulması gerekiyor. Alevilik, Bektaşilik'te Tanrı dediğimiz zaman metafizik bir Tanrı anlaşılıyor. Bakınız açık konuşuyor. Aleviliği bugünlere getiren, yarınlara da taşıyacak olan, Bektaşiliği bugünlere getiren, yarınlara da taşıyacak olan belletilmiş başkaldırı türlerinden farklı bir başkaldırıyı bu toprakta yaşama geçebilecek. Bu da Tanrı'ya kafa tutmak. Şimdi Aleviler cenneti cehennemi keşfettiler. Yani cehennemden kaçınmak, cennete gitmek için dünyada uğraş vermeye başladılar. Bu Alevilikle, Bektaşilikle yakışır bir şey değil. Bir Aleviye Bektaşi'ye göre cennet de bu dünyada da cehennem de bu dünyada. Buna ne derler biliyor musunuz? Öbür dünyayı bu dünyaya taşıma denir. Bilim bilim yani. O nedenle felsefemize uygun biçimde davranmak durumundayız. Bir ikinci duyarlı nokta ne Bektaşi'likte ne yani? Peygamber ve peygamberlik yoktur. Ne vardır? Mürşit ve mürşit. Pirlik ve pir var. Niye böyledir? Örnek vereyim ben size. Kırklar Cemini biliyoruz. Hepimiz biliyoruz değil mi? Miraç yolculuğundan geldiği zaman Muhammed Kırklar'ın bir yapıda, bir binada toplanmak konusunu öğrenir. Kırklar nedir o zaman? O zaman devlet yapısındaki çarpıklığa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe kafa tutan, baş kaldıran insanların öncü kimliklerinin yaptığı bir toplantıdır o. Gizli bir toplantıdır. Bu toplantıya Hazreti Muhammed gider kapıyı çalar. Eyvallah. İçeriden kimsine derler. Der ki ben Tanrı'nın peygamberiyim. Sizinle muhabbet yapmak istiyorum. Açın kapıyı gireyim de. İçeriden ne derler erenler, canlar? Bize peygamberlik gerekmez. Sen git peygamberliğini ümmetine yap. Bu nedir? Bu söylence dilinde bizde peygamberlik yok demektir. Onun için bizim Hak Muhammed Ali üçlemesindeki Muhammed mürşittir. Mürşittir. Bir örnek daha verelim. Cem açılırken post seviyoruz. Post ne makamıdır o ziyadeyiz? Post Hazreti Muhammed makamıdır. Mürşit postudur. Peygamberlik postu denmez. Peygamberlik postu dersen
yanlış şey söylemiş olur. Dert pirlerimiz bizi, dert pirlerimizin yolunu izlesek bile bize onların yaşam mücadelesini bilsek, felsefelerini bilsek bize yeter. Erenler, bir de şimdi... Bir dakika, şimdi ben şu boğazınızı bir yağlayalım. Hadi lan gidenler bizi. Ama yani siz bir sormak istediğin bir şey varsa sorun. Evet, sorun. Sormayacağız, ben muhabbet olmaz. Şimdi kızılbaşların bir işlemesi var. Ben çok sevdiğim için zaman zaman söylüyor. Adama muhabbet, nura muhabbet, deme muhabbet. Eyvallah. Adam insan demek. Adama muhabbet insanı sevmek. Eyvallah. Nur, ışık, ışık da Tanrı demektir. Eyvallah. Nura muhabbet, Tanrı'yı sevmek. Gelelim deme. Eyvallah. Şimdi demin iki anlamı var. Birinci anlamı, yani öğretmenin bilgisidir de. Eyvallah. Hiç sıvı bir içki almadan, sadece pirin mürşidin, öğretmenin verdiği bilgiyle sadık olabiliyorsan, sen kendini çok iyi yetiştirmiş durumdasın yani. Eyvallah. Demek ki sadece öğretmenden alınan bilgiyle de insan sarhoş olabilir. Yani vej durumuna, kendisini bir üst heyecan durumuna getirebilir. Eyvallah. Demek ki deme muhabbet, o nedenle pirin, mürşidin bilgisini, öğretmenin bilgisini sevmek demektir bu işlemede. Bir de demin diğer anlam var. Bu sıvı akıl. Yani, bu sıvı akıl. Kulakları için, kulakları bilgi için. Eyvallah. Bu diyor ki, bu bir simgedir. Gözde muhabbet ile. Bu bir simgedir. Bu bir sıvı akıldır. Bu akılla iç organlar bilgiyle yıkanır. Onun simgeler bu. Ama o bilgiyi diyor ki, Tanrı bilgisini veriyor. Tanrı o muhabbeti diyor. Bu kelleri boşa yollarsın. Buradan evet. Dinliyoruz. Aynı felsefe ne alabiliyor. Hübbetler şey diyor. Biz Tanrı bilgisini veriyor. Tanrı yani o değil. Yani bu çok... Ben bir cami hocasına bir sürü yer sizin konuştuğum hiçbir şey alamıyorum. Yok. Sizin koparamazsın. Onun için biz ne yapıyoruz? Bu muhabbet ehli bir sohbetini sever bilmem ne de konuşuyor. Tabii tabii. Ha, yok tabii. Bu uzak konuşulduğu için bu üretken oluyor. Hayır var. Şimdi... tanım olarak bir sahara dilsin. Doğru doğru. Şimdi dem konusunda ben birkaç şey de burada söylemek istiyorum. Söyle söyle. Söylemek istedim yani. Muhabbet güzeldir yani. Muhabbet. Bu Anadolu Aleviliğinde ve Bektaşilik'te bir içki tapımı var. Şimdi diyor ki, ya hocam biz içkiye tapıyor muyuz? Geliyor bana, sen niye böyle söylüyorsun? Biz içkiye tapıyor muyuz? Biz içkiye tapmıyoruz. Bir içki tapımı var. Ama tabii geçmişteki kadar kurallanmış bir tapım değil. Ama o tapımın, o geleneğin devamı var. Tabii bu ibadet kapsamında genelde belli ölçülerle tüketilmiştir içki. İçki. Yani bizde üçlemeler olduğu için genelde üç hak muhabbet. Yani sen üçlemeleriyle. İçki lafını kullan diyor ki içki içince yani bir sonunda karakolluk olur, biz dem alıyoruz, muhabbet alıyoruz. Yani, onun fiziki bir yararı da görülmek istenmiştir. Zakir sürekli nefes söyleyecek. Ona öncelik verilir ki şey olsun. Eyvallah. Evet. Bir alalım bir. Evet. Ha, buyurun yani. Hem yin hem de yin yani. Çok teşekkür ederim size. Tabii takdim edip bir görevden rica ettik ama sağ olun. Son masa değişik bir kültür, değişik bir yaşlar bu arada dinlerden bir tanesi. Arada dostlar benim olmuşlardı. Bu konuya ama şimdi normal olarak bak. Hayır, Cem Ali'ye ses verin bakalım. Çok konuşuyorum bak. Alın bakalım. Alın canım. Çok geç kaldım. Önüme bir çığır geldi. Bir ucu var şar içinde. Bir çığır geldi,
içimde. Allah var bir gönül açmış, ne istersen var içimde. Hayır dünyanın açmış, ne istersen var içinde, ne istersen var içinde. Ahiretlerimiz boşa çıkarsa tutar Zülfikar'ı kırar Mali. Kırar Mali. Ahiretlerimiz boşa çıkarsa tutar Zülfikar'ı kırar Mali. Mayıs'ta neler yapılıyor? Bir şey yapılıyor. Bir yapılması gerekir. 6 Mayıs'ta bir gün önce de cam yapılıyor. Bir gün önce cam yapılıyor. Toplantıyı da yapacağız ama tam sefalandı. Ama sonra parkta yürümüş eski uluların kurdeleri gezeriz, ziyaret ederiz. Onlar için dualar çekeriz. Evet. Renkler okuruz. Sağdınız mı? Herkes gelsin toplantı. Bana bak ya. Buyurun arkadaşlar, dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda, bir murat isteyen canlara, bir murat insan evliye. Allah Allah. Selim, varım, gelenine, rüzgarım.
Anke, yürü uzak.